Efendim, keşke hiç böyle çıkmasaydık. Hala daha da iyi değilsiniz. İyi olacağım. Efendim, o eve gitmek, Gülcemal'le Deva'yı görmek size iyi gelmeyecek. Emrullah, ben Deva'yı ondan alacağım dedim mi, demedim mi? İyi de söylediğiniz halde evlendiler işte. Daha ne yapacaksınız? Deva'yı o çok merak ettiği babasıyla tanıştıracağım. Deva'yı babasıyla mı? Deva'nın babası kim ki? Aç kapıyı. Gülcemal abi yok. Şimdi çıktı. Gülcemal'i görmeye gelmedim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aşağılık herif. Ben onun için canıma kıyıyordum. Ama o şimdi kaçacak. Gülendam. Ne var? Bir konuşalım mı biz seninle? Konuşmak istemiyorum. Deva! Deva! Zafer Hanım, böyle giremezsiniz. Senin ne işin var burada ya? Sakin ol. Deva ile konuşmaya geldim. Ha öyle mi? Bu eve soktuğun ajanınla artık böyle ortalıkta konuşuyorsun yani ha? E tabii abim nasıl olsa ona bir şey yapmıyor değil mi? Öyle mi? Sen nasıl bir şeytansın ya? O kızı bu eve özellikle soktun. Abimi ona özellikle aşık ettin. Benim hayatımı kaydırdın biliyorsun değil mi? Bu evlilik benim hayatımı kaydırdı. Üzüm. Sakin ol yavrum. Annen bu evliliği bozmaya geldi. Deva! Biraz daha iyisin değil mi canım? Babam affedecek mi beni? Tabii ki affedecek. Babalar kızlarını öyle silip atamazlar. Deva buradayım, bekliyorum. Ne oluyor? Zafer Hanım'ın sesi. Deva! Ay İbrahim. Bir şey yapmadın inşallah İbrahim. İbrahim Usta. İbrahim Usta, iyi misin? Gel. Gel, gel. Otur biraz şöyle. Ne oldu İbrahim Usta? Ne işin var senin burada? Nasıl girdin içeri? Bakıyorum şimdiden evin hanımı olmuşsun ha, gelinim. Unutma burası benim oğlumun evi. Ben de senin kayınvaliden oluyorum. Ne istiyorsun? Uzun süre ayakta kalamıyorum, kusura bakmayın. Ben müsaadenizle biraz oturacağım. Ah.
kızım soluyor. İki günde eriyip bitmiş. Belli ki kızıma eziyet ediyorsun. Oysa ki o seni çok sevdi. Bize rağmen evlendi seninle. Ama annene ödetemediğin bedeli benim kızım ödememeli. Böyle evlilik olmaz. Böyle aşk olmaz. Sana yalvarıyorum. Kızımı bırak. Bırakmak istemedim mi sanıyorsun? Neden evlendin öyleyse? Vazgeçemedim. Ona baktıkça kahar oluyorum. Ama onsuz olmayı düşünemem. Düşünemem. Haberin vardır belki. Ben yakın zamanda ölümden döndüm. Bu da bana hiçbir şeyi ertelememem gerektiğini öğretti. Yıllardır ertelediğim bir şeyi söylemeye karar verdim. Tamam hadi söyle de artık. Git. Biliyorsun seni ben büyüttüm. Sen büyütmedin beni. Babam büyüttü. Eğitim masrafların, kıyafetlerin. Hatta bununla kınanı bile evimde yaptım. Sen para hesabı mı yapıyorsun? Verdiğim paraları geri istemeye mi geldin? Ha? Ben öyle küçük hesaplar yapacak biri değilim. Kaldı ki hepsi babanın parasıydı. Helali hoş olsun. Babamın parası? Sen ne anlatıyorsun ya yine? Hani benim babam usta ya. İkimiz de biliyoruz ya parasının olmadığını. Ne diyorsun? İbrahim ustaya bağlılığın çok dokunaklı. Ama ben gerçek babandan bahsediyorum. Bu imkansız bir aşk. Ne yapacağım bilmiyorum. Deva'yı bırakacaksın. Deva gerçeği öğrendiğinde zaten senin yanında kalmayacak. Ne gerçeği? Hatırlıyor musun sen küçükken Hıdır Ellez'de böyle küçük kağıtlar yazdırırdın bana. Sonra onları güllerin dibine gömerdik. Zafer anne, ben bir kere gerçek babamın yüzünü görmek istiyorum, onu diliyorum derdi. Dileğin gerçek oldu. Sana gerçek babanı göstereceğim. Al. Al bu. Kocam bu senin. Mustafa Pehlivan. Kocam. Senin de baba. Oha. Evimde defalarca fotoğraflarını gördüğün adam senin baban.
Murat. Sevgine inanıyorum. Acım gerçek görüyorum. Ama seninle Deva olmaz. Deva senin yanında kalamaz. Neden ama? Çünkü sen... en büyük düşmanının kızını sevdin. Yalan söylüyorsun. Bu benim babam değil. Benim babam kendi köyünde öldü. Yılan soktu babamı. Kendi köyünde öldü. Doğru. Bir yılan öldürdü onu. Evet. Gülcemal adında bir yılan. Benim en büyük düşmanım Mustafa Pehlivan'dı. Mustafa Pehlivan... Deva'nın öz be öz babası. Tek bıçak darbesiyle öldürdü. Ve şimdi sen o yılanla evlisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.